Evet, Peki şimdi hocam bu dengesizliklerden nasıl kurtulacağız? Yani daha rahat nasıl oruç tutacağız? Dur bir dakika. La ilahe illallah. Gelecek miyiz oraya? Ben sabırsızlanıyorum artık. Yoldayız. Henüz Peki hocam. Şu leptin neden günde 5 defa yemek iyidir dedin ya, onu açıklayalım. Evet. 4 saat sonra kişi sabredemez. Sabah mesela saat 7'de kahvaltı yaptı. Şimdi Ramazan'da tabii ki saat 3'te sahura kalktı, bir şeyler yedi. Yani Ramazan haricini düşünelim daha şey olması için. Kahvaltı yaptı saat 7'de. Ama dayanamadı, saat 11'de bir şeyler atıştırdı. Leptin salgılamaz. Tekrar insülin salgılar. İnsülin salgılarsa şekeri yağa dönüştürür, depolar. İki saat sonra yine bir şeyler atıştırdı. Yine insülin salgılar, yine leptin salgılamaz. 3 saat sonra bir şey yedi. Yine insülin salgılar, yine leptin salgılamaz. Böyle böyle akşama kadar ara vermeden yedi. 6 öğün yaptı diyelim, 6 öğün. O gün hiç leptin salgılamaz. Hep insülin. Bu ne demek? Bünye hep depolar, yağ depolar. Ne zaman dinleniyor? Vücut. Gece. Gece sadece leptin salgılar. O da bazılar gece kalkıp yemek yiyor. Orada da salgılamıyor. Çünkü orada da salgılamıyor. Vücut alıştığı için glikoz harcamıyor. Bazıları gece bile dayanamıyor. Kalkıyor bir şeyler atıştırıyor. Neden? Çünkü vücudu glikoz istiyor artık. Yağ harcanmasını istemiyor. O köreliyor bu. Evet. Yani kolunu bir yere böyle bağlı gibi. Kullanamıyor o organ. Organ o şeylerin... Peki acıktığımız zaman ne yapacağız hocam? Yemek yeme hissiyatı geliyor. Acıkıyorsun, kendinden geçiyorsun, halsizleşiyorsun, baş ağrısı oluyor yemek yemediğin zaman. Yani öğünleri i̇şte oruç, sık sık yemeye alışkanlık. Burada çok önemli. Oruç tutan kişi günde aslında 2 öğün, 3 öğün, 4 öğün, 5 öğün yok. Peygamber Efendimiz ne yapmış sabah? Bir bardak süt, akşam da 2 hurma, 1 hurma, başka bir şey yok. Tabii o peygamber diyeceksin ama yani bizim atalarımız hep ona uymuş eskiden. Osmanlı'nın son dönemine kadar Müslümanlar sabah çorba veya herhangi, mesela köydeyken de biz öyledik. Sabah çorba veya kahvaltı, öyle yeme diye bir şey yoktu. Akşama kadar tarlada, orada burada şurada, akşam bir yemek bitti. 2 öğündü eskiden, 3 öğün yok. Şimdi kişi 2 öğün normal zamanda, Ramazan'da değil, Ramazan'ın dışında 2 öğün sabah kahvaltısı, akşam yemeği yerse, kahvaltıyı diyelim ki 5'te veya 6'da kahvaltı yaptı köyde, tarlada vatandaş. Evet. Saat 10'da leptin salgılamaya başlar ve depolanan insülin nedeniyle depolanan yağlar harcanır. Ve depolanan hiçbir şey kalmaz ortada. Kilo problemi olmaz. Ne zamana kadar bu yağ yakar? Akşama kadar. Akşam tekrar bir şeyler yediği kişi akşam gibi insülin tekrar salgılar. İnsülin ne yapar? Yenilen besini yağa dönüştürerek depolar. Bunu 4 saat, saat diyelim ki akşam 7'de 7, 4 saat tekrar leptin salgılamaz bünyemiz. Ne zamana kadar? Saat 11'e kadar. Leptin salgılamaz. Yani peki, hazırı kullanır. 4-5 saat mi? Yemek yedik 4-5 saat sonra mı leptin devreye giriyor hocam? Evet. Yani yemek yedikten sonra 4 yemek yedikten 4 saat sonra leptin devreye giriyor. Ama siz 4 saat sonra bir şeyler atıştırırsanız yine leptin salgılamaz. Dayanamaz, tekrar yerseniz 6 öğün yerse kişi hiç leptin salgılamaz. Ne olur? Kilo alır. Bugün insanların çoğu neden kilo alıyor? Bilgisayarın başına oturuyor. Ofiste veya fabrikada fark etmez. Kahvaltısını yapmış 7'de 8'de. Oturduğu yerde çips, jelibon, kek, gofret, bisküvi. Çay, kahve? Çay. Bunlar sıvı olabilir. Sıvı. Abur cubur yiyor, ondan, bundan, şundan vesaire. Ne oluyor? Sürekli bünye insülin salgılıyor, leptini salgılamıyor. Sürekli yağ depoluyor vücut, sürekli depoluyor. Bu nedenle oruç insanlık için, sadece Müslümanlar değil, en büyük tedavi yöntemi. Tedavi yöntemi. Evet. Sağlık için çok çok önemli. Almanya'da bunu vatandaş oruç tutmak için para ödüyor. 5000 dolar ödüyor. 5000 euro. Nasıl yani? Almanya'nın güney eyaletinde kara ormanlarda böyle özel sanatoryumlar var, hastaneler. Evet. Oraya çok zenginler gidiyor.
3-4 hafta oruç tutuyorlar. Hayl fası, şifa orucu diyorlar. Sabah küçük bir simit yiyorlar. Yanında çay kahve. Akşama kadar bir şey yok. Akşam da hafif bir şeyler yiyorlar. Bitti. Günde 2 öğün. Ve bütün hastalıklarından kurtuluyorlar. Ama onlar parayla bunu yapıyor. 5000 euro. Peki bizim ülkemizde şimdi bizde hocam iftar vakti geldiğinde yemek yenir. Çok acıktığımız için çok fazla yeriz. Yemekten sonra da yoruluruz. İnsülin daha fazla salgıladığı için vücudumuz, şekerimiz düşer, tansiyonumuz böyle bir dengesizleşir. Yatarız, dinleniriz mesela bir iki saat. Bu daha çok zararlı değil mi? Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun değil zaten. Böyle oruç durmaz. Evet. Biz Türkler 100 yıl önce sünnete uyuyorduk. Şimdi uymuyoruz. Şimdi mesela ben de uymuyorum, sen de uymuyorsun, o da uymuyor. Kimse uymuyor İslam'a ki. Evet. İslam'a kim uyuyor? Peygamberimizin sünnetine kim uyuyor? Kimse uymuyor. Başta hacılar, hocalar uymuyor. Hiç kimse uymuyor. Dinden bahsedenler uymuyor. Evet. Biz de uymuyoruz. Hiç kimse uymuyor. 100 yıl önce uyuyordu ve yaşıyordu insanlar. Şimdi uymuyorlar. Şimdi herkes mesela akşam çorba, pilav, nokut, çeşit çeşit yemekler. Tatlılar, salatalar, börekler, meyveler. Çörekler. Bir de misafir geliyor. Ye. Efendim arkasından kahveler, tatlılar, meyveler. Yatana kadar yiyoruz zaten hocam. Televizyon gel tekrar ye. Yat tekrar ye. Bu oruç değil ki. Evet. Bu kişinin kendisine yapmış olduğu işkencedir. Bir de şey de sakıncalı hocam. Saat 9'da ezan okunuyor. 9-10 kala ezan okunuyor. Gece sahura kalktığında da 3.30'da ezan okunuyor. Yani iftarla sahur vaktinde geçen zaman da çok fazla değil. 6.5-7 saatlik bir zaman süreci var ve 6.5-7 saatlik süreç içerisinde sürekli yiyoruz. Yiyoruz, kendimizi zehirliyoruz. Sürekli yiyoruz. Sürekli sahura, insülin salgılıyoruz. Sürekli bir de uyumuyoruz da, dinlenmiyoruz faydası, da. Faydası yok yani. Bu orucun bize faydası olmuyor. Evet. Yani sünnete uymuyoruz. Biraz uyabilirsek. Yani orucu sadece dini şartlarımızı yerine getirmek için tutmamak lazım değil mi hocam? Şu an bu şekilde beslenip tutanlar varsa da yanlış anlaşılma olmasın, hatta yanlış bir terim kullanmayayım. Eğer bu şekilde yemek yiyip kendimize zarar veriyorsak tutmayalım, daha iyi. La ilahe illallah. Yani, ama çünkü zarar veriyorsak kendimize eğer. Allah'la kendi arasında tabii ki tutsun, güzeldir, oruç güzel. Hayır, öyle de olsa ama kendimize zarar veriyoruz bu sefer. Çok fazla yememek şartıyla. Ya öyle alışkan olan kişi zaten Peygamber oruç tutmasa da, tutmasa da yer, tutsa da yer. Alışkanı olan kişi frenleyemezsin. Ha, oruç ne yapıyor? İnsana bir irade, yani fakir, yoksul olan insanları düşünme, zihninde onu canlandırma. Afrika'da olsun, Asya'da olsun. Mesela Doğu Türkistan'da şimdi Çinliler binlerce insanı, çoluğu çocuğu öldürüyor, işkence yapıyor. Oruç tutmayan insan neme lazımdır? Oruç tutan insan orada öldürülen, zulmedilen, işkence gören insanları neme lazım diyemez. Yani oruç sadece yemeden içmeden ibaret değil. İnsanlara, başka insanlara da düşünme, onlara yardım etme, dayanışma içinde olma ruhunu veriyor.